Derya. Efendim. Şunu söylüyor. Boşanmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam. Peki sen buraya gel, ben elimden geleni yapacağım. Bu yani karşılıklı bir anlaşmaya bağlı. İki gün içinde halledilebilecek bir şey. Eğer karşılıklı olarak, anlaşmalı olarak boşanırsanız elimden geleni yapacağım. Ama bence önce şunu anladım. Oğuz'un seni sevdiğini düşündüm. Öyle de söylüyordu aslında. Barışmak istiyorum, ben karımı seviyorum demişti bana. Ama sen bambaşka şeyler anlatıyorsun. Neler yaptığını söylüyorsun yani. Ezikledi demişsin. Melis'e kötü davrandı demişsin. Siz birbirinizi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz Derya? Sevmiyoruz tabii ki. Didem Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim. Oğuz ilk gün sizin programınıza çıkıyor. Ben eşimle barışmak istiyorum diyor. Ben dün öğreniyorum ki bana boşanma davası açıyor, karşı dava. 1 milyonlu tazminat davası açıyor ve evi istiyor. Hangisini? Bunu dün öğreniyorum ben. 1 milyonluk tazminat davası mı açtın? Evet. Ve avukatı çünkü neden önce oldu? Ben kendisi bana açmıştı 1 milyonluk tazminat davası. 1 milyonluk tazminat davası. Önce kendisi bana açmıştı. Ben de ondan dolayı açtım. Sen açmışsın önce Derya davası. Evet, doğru, doğru. Evet, avukatım anlaşmaya gelsin diye. Evet, bunu belirtti. Hani ben dedim böyle bir şeye gerek yok. Ya senin de senin de anlaşmaya rızan olmadığını anlayınca o da karşı dava açmış. Karşı dava açmış. Öyle diyor. Muhtemelen. Avukatım, avukatım öyle söyledi. Biz de karşı dava açalım dedi. Ya siz birbirinizi seviyor musunuz gençler efendim? Ya? Hayır. Kesinlikle ben hayır. Ben de ayrılmak istiyorum. Ha, artık ayrılma. Çünkü ama buraya gel, öyle gelmedin ama ben seviyorum çocuklarımı. Seviyorum da efendim, beni çok mağdur etti. Beni çok yordu onsa. Ben bütün dürüstlüğümle, fedakarlığımı, evliliğimi verdim. Çocuklarıma, aileme verdim ama yaranamadım bir türlü. Olmuyor yani. İstemiyor yani. Çünkü onun aklı başka yerde. Aklın, evliliği düşünmüyor. Evliliğe olgunlaşmamış bir insan. Ay ama yani. Derya, sen olgunlaşmamışsın. Aklın başka yerde. Nerede Derya'nın aklı ya? Ben ona sevgiyi öğretemedim yani. Sevgiyi öğretemedim yani. Kusura bakmayın yani. Ya sevgiyi öğretemedim gibi bir valla ağır bir laf bu da. Derya ne diyeyim ya, ben de... Sevme böyle mi olur efendim? O zaman eşinle konuş. Bana da bir fırsat verdin. Tamam. Bana bornozla attı diyor kızımı. Ben bornozla atmadım efendim. Ya böyle Oğuz, bir şey olmaz. Oğuz bir dakika lütfen. Derya sana sevgi öğretmeye çalışmış, öğrenememişsin. Derya'yı dinleyeceğim. Bir dakika sus. Evet. Ben ona sevgiyi öğretemedim. O sana. Yani ben hiçbir kadınlık görevimi yerime getirmemezlik etmedim Didem Hanım. Hiçbir zaman ben onu mağdur etmedim. Hiçbir zaman. Yani ev konusunda da iş konusunda da ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ve yani artık ne diyeyim ki, ben artık bugün son kez konuşuyorum bu arada. Bir daha hiçbir şekilde konuşmayacağım. Bu olay lütfen kapansın. Ben çok rencide oldum. Bakın, benim ergen bir genç kızım var. Yani lütfen artık bu olay burada kapansın. Şimdi yani Deryancığım, birincisi bir şey söyleyeyim. Birincisi rencide olacak bir durum yok. Herkes hayatta, herkes farklı iddialarla karşı karşıya kalabilir, bu bir. İkincisi de boşanmak istiyorsan, gerçekten sen de boşanmak istiyorsan, amacın boşanmaksa, 1 milyonluk bu adamcağız tazminat ödeyecek durumu yok. Gördüğüm üzerine başka bir o evi var yani. Sen de bir adım atacaksın, o da bir adım atacak. Gerçekten amacınız boşanmaksa, ama gerçekten. Yoksa birbirinizi cezalandırmaksa, bilemem. O zaman özür dilerim ama yıllarca sürer bu dava yani. Yıllarca mahkeme salonlarına gelirsin gidersin, gelirsin gidersin. Ama şunu söylüyor. Benim bu evliliğin bitmesinin nedeni, bizden yardım istemesinin nedeni de o. Kızgınlıkla 1 milyonluk dava açmışsın, anlıyorum. Ama evini de istiyor, bunu da anlıyorum. Ama bir yandan da yani gerçekten çocuklarını falan özlüyor yani. Seni de bir arada yaşamak istiyor ama sen istemiyorum deyince de ne yapacağını bilemiyor der ya. 3 gündür neden, peki 2 aydır Melis neden hiçbir kere sormamış, aramamış? 2 ay durum arz edebilir mi efendim? Ben aradan çekildim ya. Sen eşinle konuş. Bana arz etme, Derya'ya arz et. Efendim Didem Hanım. Derya'cığım sana arz ediyor. Pazar günü mesaj attım kızıma. Kızıma pazar günü mesaj attım. Oğlumu dedim onsa, kardeşini annen dedim kapıya indirebilir mi? Geldim onsa, saat 1'de geldim. 11'e 20 geçe de onsa mesaj attım. Bu oğlum buluşmaya geleceğim. Kaç gün önce gittin? Pazar günü efendim, geçen pazar. Gelmişler ya. Efendim. Didem Hanım. Efendim. Önce dinler misiniz? Dinliyor. Bir şey söyledin, dinlesin işte. Evet. Söyle Derya. Sabah 10.30'da günaydın mesajı atıyor. Yağız oğlum günaydın. Ama geleceğini söylemiyor. 11.30'da tekrar yazıyor. Oğlum seni özledim, sana sarılacağım. Ama geleceğini söylemiyor. Bizim de işimiz vardı, dışarı çıktık. Sonra WhatsApp üzerinden beni arıyor, ulaşamıyor, kızıma yazıyor. Sonra onlar beni arıyor, anne babam mı gelecekti, hani haberimiz yoktu. Siz dışarı, hayır dedim, haberim yok benim dedim. Sonra arıyorum, biz dışarıdayız, neden sen bana söyledin? Sen bana 2 kere mesaj attın, 10.30'da ve 11.30'da. Neden geleceğini söylemiyorsun bana? Oğuz'la evlilik zor bir evlilik miydi Derya'cığım? Nasıl görünüyor sizce?
Nasıl görünüyor? Yani, tabii ki zordu Didem Hanım. Son yani, birkaç yıl evet problemler var gördüğüm kadarıyla. Hep böyle miydi Oğuz yani? Evlendiğin genelde, günden beri. Yani hadi 7 yılı eleyim hadi. Önceki 7 yılı eleyim. Hadi. Nasıldı 7 yıl? O 7 yıl nasıldı? O 7 yıl nasıldı? Çat pat gidiyordu. Çat pat gidiyordu. Yani yine biz dört dörtlük değildik. Çat pat gidiyorduk. Ama yani şu son yıllarda yaptıkları artık yeter dedim. Yani, yani ben niye çekiyorum? Ne için çekiyorum? Ben kendisini hiç mağdur etmedim. Aa, o da diyor ki ben onu mağdur etmedim. Ben hiç mağdur etmedim. O beni mağdur etti. Bu kaçıncı bana dava açtı? Kaçıncı benden evden beni kovduruşu? Kaçıncı kovuşu? Kaçıncı kovuşu? Daha önce de polisleri getirdi. Evden uzaklaştılar ben efendim. Bir buçuk sene önce. Ya sürekli evden kovuyormuşsun der ya. Yalan daha söylüyor. Efendim belgeler var, resmi kayıtlar var. Uzaklaştırma kararını aldırdı. Evet. Komiser benim 5 gün eve gidemezsin dedi. Ben kafama göre alabilir miyim? Tabii ki. Bir suç işlemiş ki. Ama aynen. Anlat işte soruyorum. Derya'cığım soruyorum. Ya, soruyorum. O zaman. Didem Hanım. Bakın efendim. Bir dakika Derya'ya bir soru sordu. Uzaklaştırma kararı aldırmış ya. Ama ben kendim. Ama hangi gerekçeli aldırmış? Ne olmuş? Ortada bir gerekçe yok efendim. Herhangi ben kızım gece saat 11'e kadar Kadıköy'de gezmek istediğini söyledi. Saat yaşı 15. Ben dedim ki bunun yüzden savcı mahkeme başkanı uzaklaştırma kararı almaz ki. Bundan kızım bana tavır almış. Biz çay içiyorduk o saat akşam 8.30 civarları. Eşim ve eşimin ailesi kapıya dayanmışlar. Bana hesap soruyorlar. Benim kapıma dayanmış bana hesap soruyor. Baldız önde. Ne hakla bana hesap sorarsın? Derya'cığım duydun mu kocanı? Söyler misin? Yalan söylüyor. Hesap soramazsın. Onun aradan yarım saat. Ya bir Oğuz'cum müsaade et. Birbirinizi dinleyin. Bak birbirinizi dinlememişsiniz ki evlilikte ya. Hiç sohbet ettiniz mi merak ediyorum. Tamam Derya. Sohbetten kaçıyordu efendim. Benle konuşmak istemiyordu ki. İletişimden kaçıyordu. Kesinlikle kaçıyordu. Arkadaşlarıyla sürekli sohbet ediyordu. Ama ben aracı oluyorum. İletişim kurmanızı istiyorum. Beni de şey yapıyorsun, dinlemiyorsun. Önce şu uzaklaştırma kararını söyler misin Derya? Melis'in üstüne yürüdü. Melis'i dövdü. Melis de polisi aramış. Benim bilgim yoktu. Sonra artık benim de canıma tak etti. Evet dedim ben de şikayetçiyim. Ama benim şikayetçi olmamdaki tek amaç Oğuz'un psikolojik sorunları olduğuna ben inanıyorum. Hani belki derler ki bu adamın psikolojik sorunları var. Bu adamın tedavi olması gerekiyor. Hani hastaneye yatsın. Benim tek amacım buydu. Şikayetçi olmamdaki uzaklaştırma da bunun için verildi. İkinci uzaklaştırma da sürekli bana ayrılmak istiyorsan gidebilirsin. Ama bir şey söyleyeceğim bak Derya'cığım. Sonuçta bir insanın psikolojik rahatsızlığı olup olmadığına belki öfkeyle davranabilir. Buna biz normal insanlar karar veremeyiz. Hekimler var, psikiyatristler var. Evet. Birincisi gidip yani anladın mı? Yani sonuçta böyle ya da senin ailen mi böyle söyledi? Kim seni etkiledi bilmiyorum ama. Hayır, ya da senin yaşanmışlıklar öyle. Ben kendim götürdüm yaşanmışlıklarımdan dolayı Didem Hanım. Peki neden tedavisini bitirmemiş yarıda kesti? Tanı ne kondu Oğuz'a? Kişilik testi yapıldı Oğuz'a ama bunun raporunu bize vermediler. Ancak mahkeme kararıyla size verebiliriz. Durum arz edebilir miyim efendim? Hani bir boşanma durumu olduğunda. Onun dışında onu ilaç verdi doktor ona. 2 ay sonra kontrole gel dedi. Ay nasıl bir bana anlatır mısın Oğuz'u? Yani ne yapıyordu da evde? Ya yani o tavırlarını falan bir anlatırsan daha iyi anlayacağım. Yani şey sosyolojik olarak evet ne yapıyordu? Normal yaşanmışlıkları anlatıyorum o zaman. Sabahtan başlıyorum ben. Başla lütfen. Şimdi kahvaltıyı hazırlıyorum. Kalkıyor. Kahvaltının hazır olduğunu görüyor. Tamam. Ve masaya gelmiyor. Bir yarım saat sonra geliyor diyor ki beni niye kahvaltıya çağırmıyorsun? Halbuki Yağız gidiyor baba hadi gel kahvaltı hazır diyor. Son zamanlardan bahsediyorum. Ya adım adım gidelim mi? Buna bir yanıt versin mi? Efendim, bitti mi burası? Bir dakika Derya'yı bir şey soruyorum. Burası bitmedi. Ha, orayı tamamladım. Sonra geliyor işte bana kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen niye beni kahvaltıya çağır? Her şeyi ben alıyorum, getiriyorum, ya. Ben kazanıyorum. Benim paramla sen bu bir sofrayı hazırlıyorsun. Beni nasıl kahvaltıya çağırmazsın? Nankör müsün? Böyle bir şey yok. Onun sonrasında ben temizlik yapıyorum. Bir dakika Derya'cığım bir saniye. Arkadaşlar söyledik konuştuklarımızı altta yazar mısınız? Kahvaltıya çağırmış Derya. Arkasından beni neden çağırmadın demiş. Efendim? Yani eşin seni kahvaltıya çağırıyor gitmemişsin. Böyle bir şey oldu Didem da. Didem Hanım eşim beni kahvaltıya çağırmadığını biliyorum. Ben uyuyan bir insan değilim. Yani derin bir uykuya çağırmış kadar. Çağırmış ama. Efendim son zamanlarda kahvaltıya çağırmıyordu. Yani son zamanlarda. Kendi kızımla beraber oğlumla beraber kahvaltı yapıyor. Benim istese beni çağırabilir. Yani ben onları çağırıyordum mesela ama onları. Çağırmış. Hayır efendim. Derya çağırmadı mı kahvaltıya? Son zamanlarda çağırmıyordu. Çağırıyorum. Beni.
çağırıyorum sürekli. Didem Hanım, bu adam bizim duşumuza kadar benim suyumla duş alıyorsunuz dedi. Benim ödediğim faturayla. Asla böyle bir şey yok efendim. Bu adam bir ya. Buçuk yıldır su faturası ödememiş. Ben geçen hafta ödedim 2300 lira su faturasına. Ya efendim Didem Hanım, ben burada kendimi anlatamıyorum. Durumu izah edemiyorum. Edemiyorsun. Karşı taraf hep sürekli yalan makinesi gibi sürekli ama baskı yapıyor. Ama Oğuzcum sen bak. Ama ben burada anlatamıyorum kendimi. Ama sen kendimi. Ne anlatacaksın? Öyle bir yalan. Ben yalanla bir şey kazanmak istemiyorum. Kaybetmek istiyorum ben. Dürüstlüğümle kaybetmek istiyorum. Ve buradan da gitmek istiyorum. Söyle söyle. Çünkü ya, karşı taraf öyle bir yalan hazırlanmış ki senaryo yazıyor ki ya böyle bir şey olamaz yani. Ben nankör demişim. Sen faturayı ödedin mi? İki yıl, su faturasını 2 yıl ödedin mi? Yani iddia yanıt verir misin? Bak, ödedim evet. Ödedim. Efendim benim faturalarım otomatik ödeniyor. Şu anda bile ben evimden atıldım eşim tarafından. Faturalarını ödüyorum, para da gönderiyorum. Para göndermeye devam ediyor musun? Yani yine göndereceğim. Ha. Bakın yine gidiyor. Onlar beni mağdur etti ama ben onları mağdur etmiyorum. Eşim ve çocuklarımı mağdur etmiyorum. Kızımı bana düşman eden, kızımı tamam benden koparan eşimin kendisidir. Ben kızımı ona soğutmadım. Onu koparmadım. Hiçbir zaman annesini ona karşı kötülemedim. Sadece kızıma dedim ki, annem boşanma davası açtı bana. Aramızı yapar mısın kızım dedim. Kızımın verdiği cevap şu. Bana ne, ne haliniz varsa görün dedi. Kızım beni sevmedi. Nasıl kızım benden soğuttular, kopardılar, ben onu anlayamıyorum. Tamam ben Oğuz, bir şey istemiyordum. Bütün programı ben seni dinleyemem ki. Sen sonuçta Derya'dan boşanmak istemiyor musun? Tamam istiyorum. Tamam dinleyelim onu da bir, onu da dinleyelim. Ama iftira atıyor. Ne bileyim sen, Derya, Derya'cığım. Yani o diyor ki her şey, söylediğin her şey iftira. Devam edelim günde. Tamam. Didem Hanım, evet. Para göndermesi yalan. İlk ikinci uzaklaştırmadan ikinci hafta sonra Yağız'ı aldı, çantasına 50 TL koymuş. Efendim dökümanım var hazır. Parası yoktur belki. Efendim dökümanım. Dökümanım. Ben ondan para istemedim zaten hiçbir zaman. Üçüncü hafta falan da kardeşimin hesabına dekontu var, banka kayıtları evet. var. 2000 lira göndermiş. Evet. İki aydır 2150 lira dışında biz para görmedik. Faturayı da ben ödedim geçen gün 2300 lira. Makbuzu cüzdanımda. Belki bankada bir sıkıntı oluyor ya bazen öyle der ya otomatik. Olabilir. Olabilir. Öyle bir şey iyi niyetli. Didem Hanım benden para talep etmedi. Ben hiçbir zaman ondan para istemedim Didem Hanım. O da onu söylüyor, ben para istemedim. Benim harçlığımı sürekli annem veriyordu. Her zaman annem veriyordu. Yalan efendim, yalan. Benim yalan. Bakın, market ihtiyacını alıyordu. İddiayı dinle, yanıt ver. Ama işe giderken bana kesinlikle harçlık bırakmıyordu. Pazara gidiyorduk. Kendigile gittiğimizde 1000 liraya yakın bir para harcıyordu. Ama bana pazara gideceğim zaman 200 TL, 300 TL para bırakıyordu. Halbuki biliyor pazara ne kadar para harcanıyor. Artık herkes biliyor. Durum arz edebilir mi? Tamam, pazara para vermiyor mu diye. Evet. Ben son bir yıldır olsa market ve pazar alışverişini ben yapıyorum. Kendim yapıyorum. Ben pazara olsa onun istediği rakamda değil, onun istediği düşük rakamda olsa alışverişim yapıp gelebiliyordum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Derya, dinleyeceğim seni de. Şimdi Derya bu kadar çok yalanı, hepsi yalansa eğer. Aklı bu kadar yalanı çıktı. Arka arkaya niye söylüyor? Kendini aklamaya çalışıyor efendim. Senin doğru söylediğini nereden bileceğiz? Efendim ben doğru söylediğimi Allah biliyor. Şahitleriniz varsa onları da dinlerim yani. Şahitlerim var abi, bağlanmıyor işte. Üç gündür size geliyorum kim? Efendim. Kimiz? Ama, biz önce sizi dinlemek istiyoruz. Bir karı kocayı dinleyelim ki, daha dinleyemedik ki doğru düzgün. Bir de diyorsun hiç Derya'nın konuşmasını bile istemiyorsun. Efendim konuşmasını istiyorum da ama bu şekilde yalanla ne olacak, ne yapacağız be? Derya sürekli her şeyi, ve sen o zaman eşine mi söyler misin niye böyle yalan söylüyor? Bir konuş, ben aradan çekildim, hadi bir karı koca konuşun. Ya neden bu kadar yalan söylüyorsun Derya, Allah aşkına? Söyler misin? Oğuz, neden bu kadar yalan söylüyorsun yani? Bak, medeni bir şekilde ayrılırım diyorum ben. Medeni bir şekilde, onurlu bir şekilde ayrılırım ya. Eşinle konuş. Ben sana. Neden bu ben şekilde? Sana, benim çocuğum benden kovarsa. Dinlesene bak, bir şey söylüyor sana. Dinlesene bana. Ben senden ayrılmak istediğimde sen bana evi vermeyeceğim dedim. Ben de dedim ki tamam evi verme dedim. Melis'in üstüne yap dedim. Sen dedin vermem dedim. Tamam dedim. Yağız'ın üstüne ver evi dedim. Sen dedin yarın bir gün onun da hayırsız olmayacağını, ne bileyim ben Yağız'a da ev vermem efendim, dedim. Ben tamam ne yapacağım? Dedim. Ben nasıl kalacağım? Bana da verme dedim. Tamam dedim. Bana da verme dedim. Ama dedim bak emekli maaşın var. Kendi maaşın var. Kiran var. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Güzelce git dedim. Ben nafaka dedim, istemiyorum. Bir şey istemiyorum. Derya nafaka istemiyorsun. Bir şey istemiyorsun. Bakın ben hiçbir şey istemedim. Avukatıma bağlanabilirsiniz. Derya'cığım ama bak diye. Tamam, ben de eğer anlaşmalı gerçekten boşanmak istiyorsanız burada zaten yardımcı olacağız size. Tuncar'ım da gerekeni yapar, biz gerekeni yaparız. Ama adamcağız da o evi öyle ya da böyle ödemiş yani. Sen diyorsun babam bir dakika Derya'yla konuşuyorum. Jest yaptı babam, haklısın, jestler de yapmış olabilir. Ama bu ev aynı zamanda adamcağızın evi. Adam nerede kalsın? Babasının yanında mı otursun bu yaştan sonra Derya? Bu evde benim hiç bakın diyor ki evin borcunu bitirdikten sonra beni kapıya attılar diyor.
Sonuçta evet. O evin borcunu bitirmeden de ben bu davayı açabilirdim. Her neticede bu evin %50'si hak olarak bana düşmüyor mu? Satın beraber o zaman evi paylaşın yani evet. Paranızı. O zaman satın. Ya satmak zorundasınız zaten. Satmak. Evet, Derya'cığım bak aynen. Sonuçta sen anlaşmalı olarak bu ilişkiyi bitirmek istiyorsan, sen de öyle Oğuz bitirmek evet. istiyorsan karşılıklı adım atacaksınız. Evet. Karşılıklı 1 milyonluk dava yok, evi sattırmam yok. Vallahi siz mahkemelere gider gelirsiniz. Benden size teklif, anlaşmalı olarak boşalmak istiyorsanız biz de burada gerekeni yaparız ve ben Derya'cığım seni buraya bekliyorum. Hiç de rezil falan değil. Ben de gayet de güzel program, saygı bir program yapıyorum. Herkesi de dinliyoruz, herkese de eşit mesafedeyiz. Hayatta herkesin başına her şey gelebilir. Şimdi sen yaşıyorsun bunları. Başkaları da yaşayabilir Allah'ını seversen yani.